Merhabalar herkese, yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir tarif, bir tavuk sote tarifi hazırladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir tarif. Sizlerin de uygulamanızı, sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bakın, geçen yapmış olduğum yufkalarımı difrize atmışım birkaç tanesini. Onlarla da bu tarifimde dürümler yaptım arkadaşlar. Çok güzel, çok nefis oldu. Sizlerin de yapmanızı, sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ocağım bakın çok büyük yanıyor. Ve onun üzerine sacımı, yemeğimi yapacağım. Sacımı, sotemi daha doğrusu hazırlayacağım. Sacımı ocağa aldım, çok ısıttım arkadaşlar. Ve tavuklarımı üzerine, daha doğrusu etimi diyeyim, etimi üzerine, tavuk etimi üzerine aldım. Ve arkadaşlar pişirirken sakın korkmayın yapışıp da kalacak diye. O ısıyı gördükçe tavuklar kendini yavaş yavaş, et parçacıklar kendini bırakacak, salacak arkadaşlar. Hafif hafif sulanmaya başlayacak. Arkadaşlar videom çok uzun olmasın diye ben oraları hepsini kestim. Tavuklarım yavaş yavaş suyunu çekti, sulandı, suyunu çekti ve hafif gördüğünüz gibi rengi değiştikten sonra ben sıvı yağımı ilave ettim. Sıvı yağ, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Çay bardağım 150 milimlik, yani 125 milim sıvı yağ kullanmış oldum bu tarifimde. Evet arkadaşlar bakın, kapattım, yağımı ilave ettikten sonra hala yüksek ateşte yanıyor benim ocağım. Ben bu yemeği özellikle arkadaşlar hep yüksek ateşte yaparım ve gerçekten çok lezzetli olur. Özellikle sesi kapatmadım, yani duymanız, hissetmeniz için. Sizler de böyle bu şekilde yapın. Gerçekten lezzetini, farkı göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar difrizde benim o iri doğranmış biberlerim acı. Difrizimde vardı. Biraz tabii acımsı olsun diye, daha lezzet olsun diye, lezzetli olsun diye onları da ilave ettim. Ve ben bu tarifimde Halison biber kullandım. Kapya biberi falan ilave etmedim. Çünkü biliyorsunuz kapya biberi yemeği biraz daha tatlımsı yapıyor. Ben bu tarifte o tatlı tadı almak istemedim. Sadece yeşil biberlerimi kullandım. Arkadaşlar ve soğanlarımı da gördüğünüz gibi böyle iri iri doğradım arkadaşlar. Özellikle ben bu tavuk sote, et sote de yine biraz daha ufak doğruyorum da, ama tavuk sote de ben sebzeleri çok böyle minik minik doğramak istemiyorum, bulamaç haline getirmek istemiyorum. Çünkü ben tavukta o sebzelerin küçük olmasını hiç sevmiyorum, hem görsel hem de tat olarak. Sizler de böyle denerseniz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Tariflerimi arkadaşlar özellikle videolarımı izleyerek denerseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü bütün detayları, püf noktaları kaçırmayacaksınız. Kaçırmamış olacaksınız. Evet arkadaşlar, biberlerim, soğanlarım kızardı. Bakın arkadaşlar. Ve hala ocağın yüksek ateşte arkadaşlar, kısmadım ocağını.
Ve onun üzerine kızartmış olduğum ve tabağa aldığım tavuklarını ilave ettim. Ve arkadaşlar şimdi bakın baharatlarımı da ilave ettim yemeğime. Baharatların da hepsini tek tek yazacağım açıklamalarda. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber, çeşit, nane, kimyon arkadaşlar bunları kullandım. Pul biber. Sizler de bence başka bir şey ilave etmeyin arkadaşlar. Çünkü bu baharatlar bu yemeğe çok yakışıyor. Ve çok fazla aşırı baharat da ilave etmeyin arkadaşlar. O zaman da yemeğin tadı kaçıyor. Bakın arkadaşlar tuzumu da ilave ettim. Ve arkadaşlar sizlere bir püf noktası diyeyim. Şimdi domateslerimi ilave ettim. Son olarak. Son da değil daha bir şey daha ilave edeceğim arkadaşlar. O da size püf noktası olsun. Arkadaşlar ben bu tarifte yarım çay bardağı kadar su kullandım. Ben bunu özellikle böyle sulu yaparım. Suyumu ilave ederim arkadaşlar. Çok böyle kızarmış sebze yemeği tadı almak istemiyoruz. Çünkü neden? Biz bu tadı gerçekten çok benimsemişiz. Ve gerçekten sizleri de deneyin. Bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem ekmeğinizi rahat rahat banıp yersiniz. Hem dürümünüzü rahat yaparsınız. Yani yemeğin lezzeti o zaman çıkıyor. Bunları suyumu da ilave ettikten sonra çok az böyle 1-2 dakika yüksek ateşe bırakıp daha sonra arkadaşlar ocağımı kıstım ve sacımın kapağını da kapatıp arkadaşlar yemeğimin kendi halinde pişmesini bekledim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel, ne kadar lezzetli görünüyor. Ara ara gelip böyle hafif çok böyle sert bir şekilde karıştırıp da yemeğimi bırakmadım. Yavaş yavaş dokunuşlarla dediğim gibi tavuk eti hemen ezilir. Ezilmesin diye çok böyle hafif bir dokunuşlarla karıştırıp kapağı kapatıp bıraktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yine çok güzel bir videomun, çok güzel bir tarifimin sonuna geldik. Evet arkadaşlar bakın yufkam da orada mis gibi çok güzel dürümleri oldu arkadaşlar. Çok lezzetli. Yanına da mis gibi ayran, çorba, ayıptır söylemesi arkadaşlar şahane oldu. Birazcık da salata mis. Arkadaşlar evet arkadaşlar bakın rengine muhteşem harika. Arkadaşlar Allah'a emanet kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.